Ben de seni bekliyordum kuzen. Kuzen, hayırdır bu saatte? Aslı burada mı? Aslı içeride. Uyuyor. Onunla önemli bir şey konuşmam. Burak, Aslı içeride uyuyor dedim. Ne konuşacaksan yarın konuşuruz. Volkan, önemli dedim. Neymiş bu önemli olan ya? Bana da bir anlatsana. Orası seni ilgilendirmez. Ne demek ilgilendirmez Burak? Evime gelmiş bağırıp çağırıyorsun. Seni ilgilendiren bir durum yok. Çekil önünden. Bak Burak. Asıl sen bana bak. Ben buraya Aslı'yla konuşmak için geldim. Anlıyor musun beni? Önce biraz sakin olacaksın. Sonra laflarına dikkat edeceksin. Etmezsen ne olur? Çocuklar, ne oluyor burada? Volkan? Hiç baba ya. Kuzenim bizi ziyarete gelmiş. Öyle mi Burak? Bir şey olduğu yok amca. E tamam, ne duruyorsunuz burada? Hadi gel içeri geçelim. Yok. Ben gitsem iyi olacak. Ya Burak, gel içeri geçelim. Ben bu Çağla meselesini seninle bir konuşmak istiyorum. Amca, biz Çağla'yla ayrıldık. Sürekli ondan bahsedip durmayın artık. Yeter. Ya, tamam Burak, anladım tamam. Başka zaman konuşuruz. Neyse, ben gidiyorum. Sonra konuşacağız. Konuşuruz kuzen. İyi geceler. Ne oluyor Volkan? Bir şey baba, ne olacak? Bunun hali ne böyle o zaman? Bilmiyorum, bu aralar biraz gergin. Farkındayım. Son zamanlarda çok değişti. Hiç eski Burak gibi değil. Eskiden bir tek sorumsuzluğu vardı. Şimdi bir de sinir eklenmiş. Neyse, hadi gel salona geçelim. Ya baba, salonda Aslı uyuyor. Bu gece bizde kalacak da. Gerçekten mi? Niye bu kadar şaşırdın? Acaba evimizde hiçbir kız arkadaşın kalmadığından olabilir mi? Neyse. Ben yatmaya çıkıyorum. İyi geceler. Senin için neler yaptığımı bir bilsen. Ve neler yapabileceğimi. Ben de. Bundan iyisi olamaz. Aa, Buray. Ya en sevdiğim şarkı. Dans edelim mi? Bunu sen mi söylüyorsun? Evet. Sıcaklık yok ellerinde. Ben yanarım aşkın sağ olsun. Çalansızın gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur sözcükler uçarsa aklımdan. Benim güzel misafirim, sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde, benim içimde buhte kalan. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püsküllü belamı derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum.
suçları hiçe sayamıyorum. Hadi gel bir merhaba diyelim. Yok sen git. Ben seni burada bekliyorum. Geliyorum hemen. Ben hemen dönüyorum. Bak seni istedin diye geldim buraya. Sakın yalnız bırakma beni. Merak etme. Senin burada ne işin var? Aa tamam dur. Aa sen bana içecek bir şeyler getirsene. Hadi. Hadi. Ne duruyorsun? Ay getirsene canım, sen garson değil misin? Hayır değilim. E burada ne işin var o zaman senin? Ben de artık bu okulda okuyorum. Senin gibi biri bu okulda okuyacak öyle mi? Ay çok komiksin gerçekten. Senin gibi biri okuyabiliyorsa. Çağla. Ne oluyor? Bir gelip merhaba diyeyim dedim. Çağla, bari bu gece tatsız bir şey yaşanmasın. Hay hay. Bunun ne işi var burada? Kesin Çağla çağırmıştır. Onunla niye görüşüyor ki Volkan? Başını belaya mı sokmaya çalışıyor? Ya bir fikrim yok Burak. Aslı. Seni gördüğüme şaşırdım. Ben de artık bu okulda okuyorum. Sınavı geçtim. Öyle mi? Tebrikler. Ben de bir uğramak istedim buraya. Ama gelir gelmez Çağla ile karşılaştım. Sağ olsun Burak hemen yanıma geldi. Anladım. Ya bilseydin beraber gelirdik. Neyse tekrar denetler. Çok sağ ol. Bu arada artık daha dikkatli olman gerekiyor. Çağla her an dibinde olacak biliyorsun. Ben sadece okuluma odaklanmak istiyorum. Yani o kendi kendine takılabilir. Sen merak etme Aslı. Ben Çağla'yla gerekeni konuşurum. Sen okulda rahat rahat keyfine bakabilirsin. Var burada ya. Görünce şok oldum. Ay ben de bilmiyorum Tuğçe. Her yerden çıkıyor. Okulda mı okuyacakmış? Neymiş? Nasıl ya? Ya. Aman. Buran peşine takılıp gelmiştir. Zavallı kızcağız. İlk defa parti görüyor. Ne yapsın? Yalnız Burak'a da bak. Kızı takmış, kuluna getirmiş yani. Tuğçe. Ya kendini rezil edecek. Şu haline bak. Bir de onunla buraya partiye gelmiş. Tamam, tamam. Oğlum sana ne ya? Siz ayrılmadınız mı? Ne oldu yoksa kıskanıyor musun? Saçmalama Volkan.
pisliği tanımıyormuş gibi konuşuyorsun. Ya bu seni artık ilgilendirmiyor Burak. İster görüşür, ister görüşmez. Ben lavaboya gidiyorum. Ben de gidiyorum. Aşkım. Sen bana kızdın mı? Hayır Burak. Aşkım bak, o çocuk pisliğin teki. Çağla bizim her şeyden önce aile dostumuz. Artık amcamın da kızı sayılır. O yüzden böyle bir tepki verdim. Burak da abisi olarak Volkan'a ilgilensin o zaman. Bundan sonra ne? Ya şimdi? Geç. Ya... Burak, hemen gelmen lazım. Ne oldu Tuğçe? Çağla, çok sarhoş, hiç iyi değil. Onu buradan götürmen gerek, lütfen. Of, kahretsin ya, yürü. Aslı. Sen önemli bir şey konuşmam lazım. Bu akşam yaşadığın gerginlik için üzgün. Ben gerçekten iyiyim, merak etme. Başka bir şey daha var. Ya, ya. Çağla. Yürü, gidiyoruz. Sana ne oluyor lan? Benden ve çevremdeki insanlardan uzak duracaksın. Kimsin lan? Sakin ol. Ha? Bırak, sen kimsin lan ha? Abi bırak. Hayır. Bırak, bırak, bırak. Bırak. Gidin buradan. Gidin. Demek bunlar hala ayrılmamışlar. Öncesine kadar Volkan'a aşıktın. Pastaneye gelse de onu görsem diye can atıyordum. Hatırlıyor musun? Bodrum'dayken sevgili numarası yapacağın kişinin Volkan olduğunu öğrendiğinde ne kadar heyecanlanmıştın, ne kadar mutlu olmuştun. Aslı. Aslı'yla bir süredir birlikteyiz. Ve birbirimizi çok seviyoruz.
Öyle mi? Tebrik ederim. Sizin adınıza sevindim. Öyle mi? Evet, ben de Aslı'ya teşekkür etmek için gelmiştim. O kadından uzak durması için Eda ile konuşacak. Umarım başarır. Sen daha iyi misin kuzen? İyiyim. Anladım. Ben artık çıkayım. Çok sağ ol Aslı bu arada. Sizi tekrar tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Birazcık galiba. Aşkım, ne oldu? Yani sana bir şey mi yaptı yoksa? Hayır Burak. Gidebilir miyiz buradan? Bak eğer sana bir şey dediyse ya da elini falan sürdüyse... Bence gidin buradan. Bir tatsızlık çıkmaz. Burak, bir şey yapma diyorum. Neyse ben de hallettim. Bir daha Aslı yüzünü görürsem seni gebertirim. Bir sakin. Tamam, bir sakin. Tamam. Oğlum kuzeninin kız arkadaşından sana ne? Sana Aslı'yı karıştırma dedim. Bir dakika, bir dakika. Yoksa sen o kıza aşık mısın? Hiç yakıştıramadım. Bak hala konuşuyor ya. Tamam yeter ya. Benim seninle bir sorunum yok. Benim sende var. O yüzden etrafında fazla dolaşma. Tamam. Biz Gonca Pastanesi'nden geliyoruz. Hoş geldiniz. Törenimiz bu salonda yapılacak. Sunumu da bu tarafta hazırlarsınız diye düşündük. Tabii sizin için de uygunsa. Tabii tabii uygun. Tamam öyleyse. Bir ihtiyacınız olursa haber verirsiniz. Tamam. Ya mekan çok güzelmiş gerçekten. Evet ben de çok beğendim. Efendim canım. Ne yaptınız canım? Şimdi geldik. Sunum için hazırlık yapacağız. Kolay gelsin canım. Seni merak ettiğim için aradım. İşim biter bitmez bana haber ver. Olur mu? Tamam aşkım merak etme. Görüşürüz. Burak, çok yakışıklı olmuşsun. Bugün sorun istemiyorum Çağla. Artık selam da mı veremeyeceğiz birbirimize? Yani her seferinde başıma bir iş açtığını düşünürse bence vermesek daha iyi olur.
geldim. Gani'cim. Ne oldu kuzen? Bak bu Çağla bir gün benim elimde kalacak. Gani'den ne kadar nefret ettiğimi bilmesine rağmen bana nispet yapar gibi bir de onunla konuş. Ya, düğüne çağırmadı herhalde değil mi? Eğer öyle bir şey yaptıysa kimseyi dinlemem. İkisine de gerekeni yaparım Mok. Tamam sen sakin ol. Ben hallederim. Tamam. Geldiğinde ara. Görüşürüz. Çağla, sen ne yaptın zannediyorsun? Ne yapıyormuşum? Gani'yi düğüne çağırmadın herhalde değil mi? İstediğim arkadaşımı düğüne çağırabilirim herhalde değil mi? Çağla. Tamam peki. Usta duracağına söz verdi. Onu hemen ara. Buraya gelmesin. Bak Burak çok sinirli. Olacaklardan ben sorumlu değilim. Artık çok geç. Gelme diyemem. Yine aklından neler geçiyor bilmiyorum ama bunun sonunda sen zararlı çıkacaksın. Sen öylesin. Harika olmuş. Tam istediğim gibi. Gel. Selda teyzeciğim, Aslı'yı tanıyorsunuz herhalde değil mi? Evet. Aslı, Volkan'ın kız arkadaşı. Volkan'ın kız arkadaşı mı? Evet. Aa, şaşırdım. Ne zaman oldu bu? Volkan uzun zaman gizemli sevgilisini hepimizden saklamayı başardı. Fakat biz de yeni tanıştık zaten. Aslı aynı zamanda sizin aşçınızın da kızı. Öyle değil mi? Öyle. Volkan'ı size gidip gelirken tavladı herhalde. Volkan'cığım biraz sen anlatsana. Nasıl tanıştınız mesela? Çağla, yeter. Aslı, Volkan'ın değil. Benim sevgilim.
kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var.